Evet çok sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, videoma hoş geldiniz. Bugün Football Manager 2021 oyunumuzda Fiorentina kariyerimizi devam ettiriyoruz. Hatırladığınız üzere lige başlamıştık. En son Spezia galibiyeti aldık. Şimdi aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden ricam seriye like atmanız, abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve çıtırdan oyunumuza geçelim. Buyurun. Evet, milli aradaymışız. İlerleyelim. Bu arada her akşam Twitch'te canlı yayındayım. Sizleri canlı yayınlama da beklerim. Açıklamalarda, aşağıda açıklamalarda Twitch kanalımın linki de mevcut. Eğer oradan gelirseniz beni canlı yayınlarda da izleyebilirsiniz. Muhabbetime katılırsınız. Beraber muhabbet ederiz. Şöyle bir ilerleyelim. Bu arada Ekim ayına da geldik. Roma deplasmanına gideceğiz. Gerçekten zor bir deplasman. Nicolas Gonzalez aslında bir tık göz kırpıyor ya. Forvet'te çok güzel oynadı hazırlık kampında. Ligde de bir golü var. Yani ilk 11'e göz kırpıyor açıkçası. Henüz Vlahovic'e gol attıramadık. O da şeytanın bacağını kırarsa gayet güzel olacak bence. Evet, Roma maçına oldukça yaklaştık. Chiesa'nın gol atması bizi mutlu eder. Başka ne etsin ki? Gerçekten Football Manager 2021 gerçekten güzel bir oyun. Hani aslında bunun videosunu çekme, canlı yayını yapma fikri bende daha çok önceden vardı. Lakin bazı şeyler için de cesaret lazım. Cesaretimiz yeni oturdu. Böyle ufak ufak yayınlarımızı yapıyoruz, videolarımızı çekiyoruz. Benim için de güzel oluyor. Bu arada kadromda kondisyon olarak biraz toparladı bu arada. O benim için çok sevindirici. Benasini yerine Castrovili oynatacağım. Castrovili de ilk maçta kırmızı kart görmüştü. O yönden beni biraz kızdırdı açıkçası. Ya hala bu Venuti'ye davranışımdan memnun olmayanlar var. Gerçekten çıldırtıyorlar beni.
Şimdi de Duncan'ı sakatlığa kurban verdik. Gün geçmiyor ki tam kadro çalışabilelim. Bu sapını araya O20'ye göndereceğim. Duncan'ın yerine buraya Bonaventura'yı çekelim. Amrabat'tan beklentim büyük aslında defansif orta saha olarak ama henüz tam da beklentilerimi karşılayamadı. 6.45 gibi ortalamayla oynuyor. Attık Berk yapma daha yeni katıldın aramıza ya. Hayırlısı olsun ne diyelim. Bu maç bir Gonzalez deneyesim var ya açıkçası. Vlahovic'in yerine. Evet, toplantıya katılalım. Tabii ki, tabii ki devam edeceğiz. Kiralıkların hepsini takip ediyoruz. Tabii tabii kesinlikle. Hiçbir engeli yok yani. Luis Abraham'dan beklentilerim çok büyük ya. Orada aslında müthiş bir oyun bekliyorum. Milenkovic, Ahmet Ozic, Luis Abraham. Umarım beklentimi karşılarlar. Fiorentina'yı bitirebileceği en üst seviyede ligi bitiririz. Ondan sonra da kadromuzu daha da güçlendirerek, akıllı satışlar yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Juventus kaybetmiş. Şaşırtıcı. Abi bu iyi topçu ya. Gerçekten büyük gelecek var bu çocukta. Büyük bir beklentim var yani. Haydi Bismillah diyelim. Çocuklar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Taktik antrenmanlarda ne çalıştıysak aynen devam. Roma Olimpiyat değil mi burası? Efsane bir stadyum ya. Abi Florenzi ya. Pulgar bas oğlum. Aferin Pulgar be. Gonzalez yaparsın oğlum. Aga be. Lazaro aman diyeyim bir de sen sakatlanma lütfen. Kim o? Florenzi tehlikeli top. Aferin oğlum be. Yok canım. Ne golü. Daha neler. Sağlı sollu geliyor adamlar. Aman, aman. Beyler biraz toparlanın ya.
Daha çok çabalayın haydi. Haydi biraz çaba, biraz çaba. Efektif düşünün ya. Kesinlikle memnun değilim. Amrabat, aman kaybetme yavrum. Çocuğum, evladım. Çok güzel açtın. Yapma. Çok güzel pas. Bitirin bunu. Hadi Erik. Hadi Erik. Vur oğlum. Yapma be. Vlahovic'i çekelim. Ranieri yerine. Yani oraya çok da oynamayacağım ya. Amrabat, Pellegri, attır Vlahovic'i. Hadi oğlum, yapma be. Kouame'yi alalım oraya. Amrabat'ın yerine de çok alternatifimiz kalmadı sakatlıklar yüzünden. Spinazzola ya, Euro 2020'nin yıldızı. Bir daha kes. Haydi Mali. Çevir içeri. Ya Vlahovic at artık ya. Adamlar Enzonzi'yi forvete çekti. Neyse Roma deplasmanı. Yenilmedik. Bu da bir şey. Daha iyi olmalı mıyız? Kesinlikle. Sonuç çok mu kötü? Değil. 4 maçta 6 puanımız var. Yalnız babalarla oynadık. Napoli, Roma. Empoli beraberliği belki kabul edilemez orada. İçeride Genoa maçımız var. Genoa'da benimle hemen hemen aynı başlangıcı yapmış. Onda bir Juventus beraberliği var. Dikkat çekici. Şu maçı alabilsek güzel olacaktı ya. Orada Biragi'nin oynaması daha mantıklı. Lovro Mayer. Kesinlikle alınabilir. Gözlemciye gerek yok. Bu raporu ben veriyorum. Alınmalı da. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde kazanmış. Evet, geldik Genoa maçımıza.
Gonzalo şu idmandakini biraz da maça yansıt babam be. Evet, kaydedelim. Kaydımızı aldık. Maçımıza başlayalım. Ya Biragi'nin kondisyonunu bir türlü oturtamadık ya. Çok enteresan. Haydi beyler. Vurduğunuz gol olsun. Aman çizgiden çıkarttık. Bravo Biragi. Hadi oğlum güzel orta gol getirir. Harikasınız ya. Çok güzel. Aferin Pulgar. Şu golün güzelliğine bak ya. Hayır çocuklar, ikiyi bulup rahatlayalım ya. Yatmayalım golün üstüne. Ciddiyetinizi ortaya koyun. Bu maçı bitirin. Hadi bakalım. Erik. Amrabat. Aman çok güzel. Yanri bizi kurtardı. Aferin oğlum. Abram da çok güzel kafa vurmuş. Haydi Pellegrini. Gonzalez, aferin oğlum be. Çok güzel, showtime. Biragi yorulmuştur diye düşünüyorum. Hatta geri al. Igor'u deneyeceğim ya orada. Igor'a bir şans vermek istiyorum. Chris Kito iyidir. Amrabat. Aferin oğlum. Senden beklediklerim bunlar işte ya. Offside, offside, offside. Offside olmasa Vlahovic'in gol atmış olması beni çok sevindirecekti özgüven açısından ama maalesef offside. Erik de çok ince düşünmüş. Helal olsun. Kito. Aman dikkat çocuklar. Penaltı ile hiç alakası yok ya. Topun durduğu yere bakar mısın? Oradan penaltı çıkarsa ağır şike vardır yani. Bir zahmet, bir zahmet.
Ben Asya oyunu aldık. Offside ya. Değil mi hocam? Aman. Bizi al ipten. Bu maçı gol yemeden tamamlayalım. Ekuban eski bir dost. Bravo var. Tamam, güzel. Sıfır güzel bir skor. Bravo beyler. Samba. Samba kaleciymiş kardeşimiz. Muhteşem bir galibiyet. Güzel oynuyoruz ya. Ama bu durumla alakalı da konuşmayacağım. Kardeşim benim taktiğim bu ya. Mourinho'ya sorabiliyor musun? Niye böyle oynatıyorsun diye. Taze hocayız diye bize niye böyle yapıyorsunuz? Lazaro çok iyiydin oğlum. Orada kupa maçım vardı. Kupa maçını asistan oynattıracağım. Yedek kadroyla çıkacağım. Lazaro'nun yerine Kayahon oynasın. Zapak ama Kayahon oynasın ya. Bu maç Kayahon görelim. Ranieri. Bulgar yerine Benaventura'ya. Oraya Benassi, Vlahovic, Boame. Tamam. Bu kadro kupa maçını oynasın. Ali'ye de Ali'ye de bu kardeşimizi alalım. Graziano mu artık? İtalyanca telaffuzu ne şekilde bilmiyorum da. Atalanta Roma'yı mağlup etmiş. Bizim yapamadığımızı Atalanta yapmış. Ama Atalanta iyi takımdır yani gerçekten. Gasperini'ydi galiba hocası. Evet, iyi takım yani. Biz de 8'e çıktık. Bakalım böyle devam ki. Favoriyiz. Bakalım yedek oyuncularımız ne yapacak? Neden az takımda oynamaları gerektiğini kanıtlamaları lazım bu maçta. Haftanın oyuncusu U19'da seçilmeye devam ediyor Pellegrini. 19 yaş altı diyeyim. Daha doğru bir tabir olur.
Aleykümselam. Kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun, iyi misin? Güzel. Pellegri güzel gidiyor ya. Durumlar güzel. Vallahi şükür be, iyiyim. Durum böyle. Henüz yenilmedik. Büyük maçları da kazanamıyoruz. Berabere kaldık. Bu şekilde devam. Güzel golleri izletmeyecek bize. Vlahovic'in gollerine bakayım. Kupa maçlarını ben asistanı oynatıyorum. Şimdi çıtırdan az takıma dönelim. Evet, şöyle az takımımıza döndük. Torino maçına hazırlanalım bakalım. Senin kariyer nasıl gidiyor? Valo'da da tamamen kolsuz gaming oynuyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Ya ben Valo'ya yeni başladım. PUBG'ciydim ben. PUBG Mobile oynuyordum. Ya yani bayağı birinci sezondan beri oynadım onu. Valorant'a da yeni başladım. Eğimine alışamadım ya bir türlü. Başlayalı zaten 5-6 gün oldu da. Eyvah. Ya bir insanın şu oyunda başına gelebilecek en kötü durum, en kötü. Valo'da nasılsın? İyi oynuyor musun? Ben bazen de iyi oynayamıyorum ya. Benim iyi oynadığım nadir. Bazen olamaz yani. O yani seninki daha iyiymiş ya. Benim elim kolum tutmuyor ya, alışamadım. PUBG'de hiç öyle değildim. Deli PUBG oynuyordum ama Valorant'ta bilmiyorum yani. Müşkül de güzel rakam. Ares de güzel silah ama. Benim zaten Ares'le oynuyorum. Phantom. Bir de neydi? O Phantom'ın altındaki silah ya. Ha, Vandal, Vandal aynen. Üçüyle oynuyorum.
Torino tehlikeli takım tabii. Vallahi güzel bağdaştırmışsın. Hemen bakayım. De defansif orta sahada kazma oyuncu lazım zaten. O da Amrabat. Hemen bakalım. Yüksek bonservis diyor. Maaşı çok uygunmuş ya. Ha, listemdeymiş zaten. Ben almışım onu listeyi. Şöyle bir hocasıyla kavga dövüş ederse yapışırım. Harbiden mükemmel. Az önce baktığım Village Brand'di herhalde. Onu da FIFA'da alıyorum. FIFA'da inanılmaz bir topçu ya. Ciğersiz. Fakir kantesi. Hadi bakalım çocuklar. Ha, bismillah. Torino'da Belotti'ye dikkat. Eyvah eyvah. Sen var ya, bugün hiç oyuna girme ya. Sende müthiş bir şanssızlık var. Allah muhafaza, oyun da silinir ha. Ya Cagney ilginç şekilde oyunda muhteşem oynuyor ya. Ha, gerçekte de bu sezonu harika başladı da. Ya oyunda harika gerçekten. Abi bunlar 10 kişi de kaldı. Yenelim artık ya. Lazaro yapma kanka be. Aynen. Kılıç da öyle. Ama profilini de güzel yapmışlar. Özenmişler yani kılıcın profilini. Bulgar da yoruldu ya kardeşim. Ha. Abi 10 kişi yenemedik ya. Yok böyle bir şey. Olmadı aga.
Deplasmanda kaybetmiyoruz ama kazanamıyoruz da. Öyle bir sıkıntımız var. Deplasman. Beraberlik. Aynen. Milan maçımız var içeride. Onu bari yensek. Daha mağlup gidiyoruz ya, inşallah yenilmeyiz. Tam çok galibiyet almıyoruz da yenilmedik de. Vallahi doğru söylüyorsun. Harbiden öyle. X tur da zor başladı ya. Daha ilk 5 haftada bütün ağababalarla oynadık. Juventus kaldı, Inter kaldı. Milan'ı şöyle bir şaplaklasak, bir sürpriz olsa orada. Lovato'yu biliyorum ya. Lovato harbiden iyi topçu. Maçtan sonra da onu bir listeye ekleyelim olmazsa. Senin squatlar iyiydi ya oyunda. Gol geldi. Vallahi iyi çıkardı. Helal olsun. Messi'ye bak ya, adam yıkılmıyor. Aman Tanrım. Kesenin içine Messi kaçmış. Aga be. Hadi bakayım, güzel bir kontra. Yapma be, verdiğim pasa bak. Aga be.
Oradan da kaçırmazsın ya. Soyunma odasında çektiğimiz azar işe yaradı da golü bulamadık. Bizim topçularda bir cenabettik var ya. Ne yaptıysak olmuyor. Agalar aman yemeyin. Eyvah eyvah. Harbiden öyle. AG'de büyük gelecek var bence ya. Bulgar ölecek adam ya. Yok mu bir son dakika gol yememiz? Aman, Hauge dedi, Hauge atıyordu. Evet, yine kazanamadık ama kaybetmedik de. Aynen. Bir puan, bir puan nereye kadar gidecek bakalım. Ya bir yerde kıracaktır ya bu forvetler şeytanın bacağını. Ha, milli takım arasına girmişiz. Sonra Bologna'ya gidiyoruz. Harbiden Mokoko golü kokluyor ya. Bambaşka bir seviye yapmışlar onu. Umarım gerçekte de öyle olur da bir forvet izleriz. Ya hem nasıl? Bizim zaten hücum oyuncularını komple toplayıp hamama götüreceğim. Abdest. Büyük abdest. Hatta şuradan yapalım ya. Hemen. Buradan bir abdest alalım. Ha bismillah. Tamam. Tamam, abdest sende kanka. İyi oldu, güzel oldu.
Bu milli takım aralarından da nefret ediyorum ya. İtalyanlara abdest öğrettik. Bizim sakatlar ne durumda ki? Attık Berk iyileşemedi. İnşallah tankından faydalanırız. Şimdi ben bu abdesti yaptım ya. Bütün ülkeye faydası olur bunun. Evet. Var bak. Ben ülkeye geldim. Burada da berabere kalmışlar Polonya ile. Evet. Tabii. Güzel bir karşılama bekliyoruz Eri'ye. Kardeşim teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Görüşmek üzere. Yine beklerim inşallah. Kendine çok çok iyi bak. Ya yani bir etkisi olmaz bunun bize ya. Juventus'una puan kaybetmiş. Evet, Bologna gel bakalım. Daha doğrusu biz Bologna'ya gidiyoruz. Bu maçta da Pellegrini'ye bir kesik atalım ya. Haydi beyler size güveniyorum. Dur konuşalım. Tamam. Haydi beyler kırın şu
Eytan'ın bacağını deplasmanda. Yapma. Aman. Aman. Aman beyler aman. Çok güzel. Aga be. Bilavuç Gonzalez, güveniyorum size, yaparsınız. Çok güzel. Lahoş, ne yaptın ya? Çok güzel be. Helal olsun ya. Şu işte ya. Tüm mesele bu. Haydi bakalım çocuklar, haydi. Güzel, güzel, güzel. Astro bile neler yapıyorsun? Kardeşim benim. Amrabat güzel pas. Haydi oğlum. Yapma be. Değişiklik zamanı geldi bence. Bulgar çok yoruldu. Amrabat ölü. Lazaro da aynı şekilde, Zappacosta'yı alalım. Değişiklikleri bitirelim. Lahoviç çok güzel. Haydi Gonzalez, bitir oğlum. Yapma şunu ya. Ragi çok güzel. Avram be, aslanım benim olsun. Yapma ya. Aa, offside mı? Hadi offside olsun. VAR bizi kurtardı. Nasıl seviniyorum. Aferin çocuklar, bravo. Yani bizi izlemeye gelmiştir o ya. Güzel, 7'ye çıktık. Abi Aykut kocaman takımı gibi oldum ya.
Evet, çok sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün için bu videoyu sonlandırıyorum. Güzel gidiyoruz, henüz yenilmedik. Kariyer de güzel gidiyor. Bence video da güzel, seri de güzel. Umarım sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Videoyu izleyenler umarım like atar. Abone olmadan izleyenler umarım abone olurlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.